Ben Sedat Yavuz, İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi 496 nolu üyesiyim. Yaklaşık 10-15 yıldır. Baba mesleğidir ama 15 yıldır bizzat kendim yapıyorum bu işi. Memnunuz şu an için. Yönetimden memnunuz. Elinden geldiği her şeyi yapmaktadırlar. İmkanlar dahilinde şu anda ellerinden geleni yapıyorlar. Üyelerimizin herhangi bir sıkıntısı olduğunda gerekli mercilere ellerinden geldikleri kadar müdahale edebiliyorlar. Şu an için memnunuz. Şu an için bir sıkıntımız yok. Nakliye sektörünün tabii ki her sektörde olduğu gibi sıkıntılar var. Biz kendi adımıza konuşacak olursak maliyetlerimiz yüksek. Fakat tabii herkesin maliyeti yüksek. İşverenlerimizden gerekli zamları almakta zorlanıyoruz. Fakat yönetimimiz gene elinden geldiğini yapıyor. Şu anda bizi kurtaracak şekilde çalışmalar yapılıyor. Problemlerimize gelirsek problemlerimiz var. Özellikle İstanbul hattında çalışan arkadaşlarımızın, İzmir hattında çalışan arkadaşlarımızın otoban ve köprülerde problemler yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntılarımız var. Esenyurt bölgesinde mesela su nakliyesi yapmıştık. Gerçi kendim yoktum ben. Şoför arkadaşımız vardı. Cemalalı Seven kullanıyordu aracı. Sabahleyin kalktığında mesela depolarının boşaltıldığını görüyor. Müdahale edemiyorsunuz. Çünkü araçtan müdahale etseniz, görseniz bile problemler yaşayabiliyorsunuz. Emniyete haber veriyorsunuz. Emniyet gelene kadar zaten iş olmuş oluyor. Böyle sorunlarımız var. Yani ücra köşelerde emniyetin orada daha sık devreye atmasından memnun oluruz. Devletten beklentimiz şöyle. Malum pandemi dönemindeyiz. Bütün herkes kendisini korumaya aldı. Herkes evinden dışarı çıkmadı. Fakat biz bu millet aç kalmasın, vatan ayakta dursun diye elimizden geldiği süresince dışarıdaydık. Ve hala da öyleyiz. Yani şu anda evinde yatamayacak tek esnaf şoför esnafıdır. Devletimizden beklediğimiz şudur. Yani şu anda serbest piyasaya kurban edilmiş durumdayız. Herhangi bir denetleyen, bize kilometre ton başında bir fiyat veren bir uygulama yok. Aslında bu işin çözümü çok kolaydır. Kanaatimce şöyle, şu anda karayolları taşımacılığı yapanları yolda kantarlarda denetlenmektedir. Her araç, ticari araç kantara girmek zorunluluğu vardır. Mesela buradaki arkadaşlar kilometre tonu kontrol etmek için çıkış irsaliyesinden gittiği yerin kilometresi bellidir. Buraya ne kesmiştir, faturasının kaç para geçmiştir, ucuz gidene cezai uygulaması uygulayabilir. Yüksek gidene de aynı şekil. Ama devletimizin belirlediği bir ton kilometre olursa herkes eşit şartlarda çalışıp eşit şartlarda mücadele edebilir. Ve en azından hakkının karşılığını alabilir. Şöyle anlatayım daha Türkçesi. Mesela buradan Trabzon'a atıyorum 5000 TL artı KDV'ye gidilmesi gerekirken oranın aracı dönüş yükü, dönüş arabası diye bir kavram var. Aslında saçma bir şey. O adamlar 3000 liraya gidebiliyorlar. Fakat biz de buradan Trabzon'a gidebilelim diye bekliyoruz misal. Ama şimdi işveren de diyor ki buraya gider misin? Evet gideriz. Ne kadar gidersin? Maliyet hesabı yapıyoruz. 5000 liraya gidebiliriz. Fakat 3000 liraya gidiyor. Gidenler var denildiğinde bu tarz sıkıntılar yaşıyoruz. Buna müdahale etmesi gereken kesinlikle Karayolları ve İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı'dır. Bu konuda bir çalışma yapılırsa memnun oluruz. Yani genel anlamda iyiyiz. Sorunlarımız var mı? Var. Müdahale edilmesi gereken noktalar var mı? Var. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız. Mümkün değildir. Çünkü evinizden çıkıp bir hafta 10 gün yollardasınız. Arabada yaşıyorsunuz. Bu durumu sevmezseniz mümkün değildir yapmanız zaten.